arkadaşlar. YouTube Fizik'te Barış kanalındayız. Sadık Uygun Yayınları'nın spotlu LYS Fizik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Test 16'da birlikteyiz arkadaşlar. Teste hemen başlıyorum. F kuvveti ve P ağırlıklı cisim F1, F2 ve F3 kuvvetleriyle dengedeymiş. Buna göre bu dengeleyen F1, F2, F3 için ne diyebiliriz? Bakın değişmeyen bir şey var. F ve P. Aynı şekilde F ve P. Yine F ile P var. Bunları dengeleyenler farklı. Ama arkadaşlar biz ne biliyoruz? Bu iki değerler hepsinde var. Hatırlayacağınız bir şey var. Sadece tek bir fark var. Buradaki açı biraz geniş. Bu açı 90. Bu da dar açı. Neydi arkadaşlar? İki vektörün arasındaki açı küçüldükçe bunların bileşkesi ne yapıyordu? Büyüyordu. O zaman buradaki bileşkeye R3. Şuradaki bileşkeye R2. Şuradaki bileşkeye de R1 dersem ne diyebiliriz? Açı en küçük olan bu olduğuna göre R3 büyüktür, R2 büyüktür, R1 mi? İşte R3'ü kimden geliyor? F3. O zaman aynı benzerlikte de F3 büyüktür, F2 büyüktür, F1 diyebilir miyiz? O yüzden A şıkkındaki gibi bulabiliriz arkadaşlar. Evet. <laughs> X ve Y çubuklarından ağırlığı P olan X çubuğunun ağırlık merkezi O'ymuş. Bakın burası P değil mi? E bu sistem bakın buradan dengede. O zaman ben bu ipe T dersem ne oldu? Hemen buradan P çarpı 1. T çarpı 1 ise o zaman T'nin cevabının P olduğunu buldum. Şimdi ikinci çubuğa dikkat edin. Onu ayrı çizmeye çalışıyorum. Dört bölmeli bir çubuk. O da nereden dengede? Şuradan dengede değil mi? K noktası demişler. L, M, N ve P. Şimdi biz ne biliyoruz? Şurada bir ip vardı değil mi arkadaşlar? Ne kadardı bu? P. Arkadaşlar bu sistemi böyle çevirmek istiyorsa bu sistemde dengede ya zaten dengede olduğunu söylüyor. O zaman benim ağırlığımın nerede olması lazım? Bu tarafa koyarsam dikkat edin. Onlar da böyle çeviriyor değil mi? O zaman tek çözüm var. Bunun ağırlığı nerede olmalı? Şu bölgede bir yerlerde olmalı o zaman bakın. O zaman Y'nin ağırlığı burada. Bakın bu sola çeviriyor, bu sağa dengede. O zaman ağırlığı bir kere şuraya bakalım. Çubuğun ağırlığı hepten de kenarda olamaz. Burada bile olsa sonuçta ne olacak? Şurası küçük olduğuna göre GY'nin değeri kesinlikle P'den büyüktür. Ağırlık merkezi KL arasındadır. Evet. LM zaten bu gitti. Cevap da dolayısıyla 1 ve 2'dir arkadaşlar. Evet ağırlığı P olan türdeş küreler dengelidir. Buna göre N duvar tepkisi kaç P'dir demiş. Bakın arkadaşlar üstteki toptan biz bu işi bitireceğiz. Şimdi bunun ağırlığı var mı? P. Sonra yan duvara değdiğine göre dikkat edin. Buna ne diyelim? F kuvveti diyelim. Bu duvara etki geliyorsa böyle bir F kuvveti gelecek mi? F1 diyelim hatta buna. Bir de topa değiyor. Bunun da tepki kuvveti var mı? F2. E bakın burada ben hemen olayı bitirebilirim. Bakın ne vardı? P. Bu tarafa doğru F1. Ve bu tarafa doğru da bir F2 kuvvetimiz var. Bakın şuradaki açıyı bulursam bu iş bitecek. Bak bu açı kaç? 53. Bak şurası 53. 37. 143. 127. Hemen ne yapıyorum? Lamia'ya göre. Bakın F2'nin gördüğü açı kaç? 90 derece. F1'in gördüğü 127. P'nin gördüğü 143. Kuralımız neydi? Küçüğü görenler büyüktü. O zaman neydi? F2 büyüktür. F1 büyüktür. P miydi? 5, 4, 3 değil miydi? O zaman ne oldu burada? Bana dikkat edin şimdi ne lazım? Sen sağ taraftan neyle dengeliyorsun? Soldan sistemi dengeleyen kim vardı? F1 kuvveti değil mi? Arkadaşlar sistemin dengesi neydi kural? Sağdakilerle soldakiler eşit olacak. O zaman neyi dengeleyen şey kim aslında? F1'dir. E o zaman F1'e bakıyorsunuz. P3 ise F1 4'ün katıysa o zaman bunun değeri ne olurdu? Bunun 4 bölü 3 katı. 4 bölü 3 P. O zaman bunun değeri de 4 bölü 3 P'dir. Neyi soruyor? N ne kaçtır? 4 bölü 3 P'dir arkadaşlar. Sürtünmenin önemsenmediği ortamda ağırlıksız makara ile K cismi demiş. Buna göre T1'in T2. Bakın bu ip aynı ip olduğuna göre bu T1 bu da T1 değil mi arkadaşlar? E Şimdi açık kaldı arkadaşlar bakın. Makara ağırlığı da yok. Hiçbir şey yok. Ne güzel ya. Bakın şunu birazcık uzattığımızı düşünürsek. Şöyle bir yatay çizgi çekiyorum. Şurası dikse. Şuraya ne kaldı? 30. Şurası 90 sen ne oldu? Bakın bu T1'lerin arasındaki açı kaç oldu? 120. Yani şöyle oldu. Bir T1 var bir tane T1 de böyle var. Aralarındaki açı 120. E bunların bileşkesi ne oluyordu? Özel duruma göre kendilerine eşit değil miydi arkadaşlar T1'e? E, e bunu da kim dengeliyor dikkat edin? T2. O zaman bunlar da birbirlerine eşit mi? T1'in T2 oranı da 1'dir. 120 dereceye göre T1, T1 120 ise bileşkesi de T1'dir. Evet güzel bir soru. Türdeş bir çubuk bir duvarın kenarında F1, F2, F3 ile dengelenmek istiyormuş. Hangileri dengeli tabii. Bakın bu çubuğun ağırlığı burada değil mi? P. Şimdi unutmayacağınız bir şey var. Destek buradaysa bu desteğin burada tepki uygulama ihtimali var değil mi arkadaşlar? N gibi. O zaman bunun anlamı ne demektir? Şimdi dikkat edin. Sen bir çubukta bakarsanız arkadaşlar ağırlık tepkilerin arasında olacak. Eğer burada bir N varsa diğer P de burada mı? E sen şimdi düşünsene. F1'i buradan uygularsan bakın. F1 buradan uygularsam. Ya bununla bunun bileşkesi nerede olmak zorunda? Bu arada değil mi? Şu arada. O zaman senin ağırlığın da burada olmalıydı. O yüzden F1 Buna uygun değildir arkadaşlar. Mesela ikinciye bakalım. Çubukta burada bir N olabilir. Bir de tam burada F2 var değil mi? Bir de P. He. Eğer bu buna eşitse buna ihtiyaç yok. Bu sistem dengede kalabilir. Peki üçüncüye gelelim. N var. F3 kuvveti biraz daha böyle yanlarda. P de arada mı kalmış? Bak P, F3 ve N'nin arasında o zaman bu sistem bu ağırlığı paylaşmış. Uygundur. F2 ve F3 dengede kalır. Evet ağırlıkları P olan özdeş türdeş küplerden oluşmuş cisim F kuvvetiyle dengede. F'in büyüklüğü hangileri olabilir? Bakın bu çift devrilme sorularıdır. Bu yüzden olabilir. Ne gibi? Şimdi başlıyoruz. Özgür ruhsunuz. İki tane parça burada gördük değil mi? 2P. Şununla da şu şurada buluştum 2P. Şimdi sen F uygulamak zorundasın. Niye? Sistem sağa yatacak. Eğer F'i az uygularsanız ne olur? Sistem buradan devrilir. Değil mi? Devrilmek ister. O zaman bakıyorum buradan moment almam lazım. Ne olur hemen başlıyor. Bak bu sağa çeviriyor. Bu sola çeviriyor. Bu da sola. O zaman başla. Şuradan moment alırsam. F'in buraya olan dik uzaklığı bak. Hop. Şöyle çekiyorduk. 2. Artı. Bu 2P de kendisiyle aynı yönlü. Ne kadar? Yarım. Eşittir. Bu 2P'nin buraya olan uzaklığı da 1. Şunlar giderse 2F eşittir. Bunu da karşıya attım. P kaldı. F'in değeri ne olabilir? P bölü 2. Bir olasılığa göre bu. Şimdi bir de ya F'i fazla kaçırırsak? F'i bir fazla çevirirsek buradan mı dönecek sistem? O zaman bakın bu sefer 2P'ler sağa sağ bu sola. Yaz. F'in buraya olan uzaklığı kaç yaptı bu sefer? 3. 2P var uzaklığı. Yarım. Diğer 2P'nin uzaklığı. Bak bu 2P yarım. Bu 2P'nin de 2. Şunlar derse 3 tane F eşittir 5P yaptı mı? F'in cevabı da dolayısıyla 5P bölü 3 oldu mu? Ve bu iki sayının arasındaki her şeyi evet deriz arkadaşlar. Bakın P bunların arasında mı? Evet. 4 bölü 3 evet. Ama 2P bundan büyük olamaz. Dolayısıyla sorunun cevabı 1 ve 2'dir arkadaşlar. <laughs> evet. Ağırlığı 2P olan bir K cismi 6P ağırlığındaki düzgün türdeş. Bırakıyorum soruyu hemen 6P'yi asıyorum. Dengedeymiş. E bunun da ağırlığı da var 2P değil mi burada? E burada da T ise bu da T. Bakın bu kafa biraz ütülemeye başladı. Hemen yana bakın yeni bir operasyon yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Şimdi destek nerede? 2'de. Burada ne vardı? T ip. Burada 6p var. Bakın burada hem ip var hem T var. O zaman ayrı ayrı çizsin. T'yi buraya, 2p'yi buraya çizsin. E, i̇pteki gerime nedir? Bakın şimdi moment alacağız, bu iş bitecek. Şimdi sistem biraz uyanık olun. 6p sağ 2p sola. Bu da sağa, bu da sola. Bakın soldakiler bunlar değil mi? Başta. T var uzaklığı 2. 2p var. 1. Sağa doğru 6p var. <laughs> Yarım uzaklıkta T var. 1. Hemen toparlayalım. 2T artı 2P eşittir. 3P artı T'mdir. Attım karşıya T. Attım karşıya P. T eşittir P. Biraz iyi bir soruyla tanışıyorsunuz arkadaşlar. Şekilde ölçekli bir çizim verilmiş. Bakın dengenin raconu bu arkadaşlar. Soldakiler sağa yukarıdakiler aşağıdakiler. Bakın. Şimdi şu Y ipi şuraya çekiyor mu sistemi? Hemen hazırlıyorum bakın. Burası tehlikeli. Y sola çekiyor. F1'e bakın ne var bileşenleri? 2F buraya. F buraya diyebilir miyim? Bakın yazıyorum. Sola doğru bir 2F var. Aşağı doğru bir F var mıymış? Bu F2'ye bak. Böyle bir F, böyle bir 2F var, değil mi? F ve 2F var. Başka X yamuk duruyor, değil mi şöyle? Ama çapraz. Şöyle yapabilir miydim o zaman? Çapraz olduğuna göre tam ortada T, T diye iki tane bileşeni var mıdır X'in? Değil mi? O zaman bir buraya T, bir de buraya T var. Bakın yukarılar, aşağılara, sağlar, sollara. E bakın T'nin cevabı ne çıktı? 3F. E bu 3F ise burası kaç etti? 4. O zaman Y ile 2F'nin toplamı 4F yapıyorsa Y'nin cevabı da 2F miymiş? Bu arada uyanık olun. X nedir? T ile T'nin dik bileşenleri olacağına göre X'in değeri T'nin kökü katı değil midir? E T 3 fydi O zaman 3 kök 2F oldu mu? Şimdi o zaman x'in cevabını da buldum. 3 kök 2F. Neyi sormuş? X bölü y. Yani 3 kök 2 f'nin ne oranı? 2 f oranı. Yani 3 kök 2 bölü 2 diye cevabımızı bulacağız arkadaşlar. Ve dikkat edin şu kelime önemlidir burada. Ölçekli çizimde verildiği için arkadaşlar böyle bulabiliyoruz. Evet. Testin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.